CNN Türk, İsrail'e misilleme yaptıktan saatler sonra İran'a gitti. Şimdi CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, kameraman Doğukan Yıldırım'ın görüntüleriyle, saldırıyla ilgili İran'dan izlenimlerini aktaracak. Ben sözü hemen Fulya'ya bırakıyorum. Fulya, sendeyiz. Kolay gelsin. Kaan, çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber dünden bu yana İran'dan izlenimlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. İran sokaklarını gösteriyoruz. O sakin hava devam ediyor İran'da. İranlılarla da zaman zaman konuşuyoruz ve ekrana taşıyoruz. Bölgenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdi arabanın içindeyiz. Doğukan'la beraber sokakları göstermeye devam edeceğiz. İlerleyeceğiz. Doğukan Yıldırım bir yandan görüntüler ekrana taşıyacak. Şimdi tabii dün de birçok noktayı göstermiştik sizlere. Zaman zaman işte emniyet güçleri tabii soruyorlar. Yoğun bu anlamda bir güvenlik önlemi var. Onu söyleyeyim size. Polis ekipleri ve İran emniyeti gazeteci gördüğü zaman daha bir yakınına gidip sorular yöneltiyor. Bize de yine dün böyle bir durumla karşılaştık biz de. Ama şunun altını çizelim. İranlılarla konuştuğumuzda dün gecede mesela şöyle bir şey oldu. Kaan, gece İran'da otelde kalırken 1-1,5 sıralarında bir patlama sesi duydum. Açıkçası bir anda yataktan fırladım ve acaba dedim bir İsrail'in bir saldırısı mı oluyor, ne oluyor diye baktığımda uzaklardan bir sesler geliyordu. Bir kutlama vardı. Yani hemen pencereden dışarıya baktığımda bir İranlıların kutlama yaptığını gördüm. Gece 1-1,5 sıralarıydı. Şimdi yani hala burada şöyle bir hava var. İranlılar, biz İsrail'e gerekli karşılığı verdik ve bu karşılıktan dolayı İranlıların da bir memnuniyeti var. Dolayısıyla cumartesi gecesinden bu yana zaman zaman böyle kutlamalar oluyor, yapılıyor. O ilk akşamki gibi Tahran'da çok yoğun bir kalabalık vardı, katılım vardı, hatırlayacaksınız. Öyle değildi ama böyle ufak tefek yine böyle işte havai fişek atanları gördük dün gece. Epey böyle bir kutlama yapanları gördük. Patlama sesi duyduk ama onu tam olarak açıkçası algılayamadık ama uzak yerlerde havai fişeklerin patladığını gördük. Şimdi tabii bir yandan İran resmi kaynaklarından yapılan açıklamaları da yakından takip ediyoruz ki İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran'ın İsrail'e misillemesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Devrim muhafızları ordusundaki cesur vatan evlatları dün gece ülkenin tüm savunma birliklerinin işbirliği ve koordinasyonuyla İran tarihinde yeni bir sayfa açarak Siyonist düşmana büyük ders verdi dedi İbrahim Reis'i ve Cumhurbaşkanı İsrail rejiminin pervasız davranışı durumunda Tahran'ın tepkisinin daha güçlü ve pişman edici olacağı konusunda da uyarıda bulundu. Devrim muhafızları ordusunun Siyonist İsrail'e karşı geniş kapsamlı operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurdu. Şimdi hem Hamaney'den hem de İran Cumhurbaşkanı Reisi'den bu misillemenin ardından açıklamalar geldi. Ki şu söyleniyor, bu harekatı biz yaptık, sonlandırdık. Eğer İsrail doğrudan İran'ı hedef alırsa, İran'a saldırı yaparsa karşılığını misliyle biz de vereceğiz. Bu sebepten biz hazırız açıklamaları geliyor İran kaynaklarından. Ve şunu da söyleyelim, Doğukan bir yandan sokakları göstermeye devam ederken bir yandan da tabii hayatın normal akışında gittiğinin de altını çizmiş olalım. Ekrana taşıdığımız görüntülerde bunu da görüyorsunuz zaten. Şimdi İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi İravani, BM Güvenlik Konseyi toplantısında bir açıklama yaptı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Birleşmiş Milletler uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini yerine getirmemiştir. Rusya, Çin, Cezayir ve birçok üyenin desteklemesine rağmen ABD, İngiltere ve Fransa bu menfur eylemi kınamayı reddetti. Bu tür koşullarla karşı karşıya kalan İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktan başka seçeneği yoktu dedi. Ve ABD'nin İran'a karşı askeri operasyon başlatması halinde Tahran'ın da buna orantılı karşılık vereceğini vurguladı. Dün İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir İravani'nin yapmış olduğu açıklamanın bir kısmı da bu şekildeydi. Şimdi tabii 1 Nisan'dan bu yana bölge konuşuluyor.
Orta Doğu'da aslında ateş hiç düşmedi, tansiyon hiç düşmedi ama özellikle 1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alması, oraya bomba yağdırması ve 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tansiyon daha da büyümüştü Orta Doğu'da. İsrail'in doğrudan aslında Şam'daki İran konsolosluğunu hedef alması İran toprağı olarak tabii geçiyor uluslararası hukukta. Dolayısıyla İran'da kendi toprağına bir saldırı yapıldığı görüşündeydi. Ve dolayısıyla bunun karşılığını vereceğiz açıklamaları yapılıyordu. 13 gündür 1 Nisan'dan bu yana ne olacak tablo? İran İsrail'e saldıracak mı diye konuşurken cumartesi akşamı İran 300'den fazla roket ve kamikaze dronları yollayarak İsrail'in birçok noktasını vurmak için çok sayıda balistik füze ve kamikaze drone yolladı. İsrail'in bu dronların %90'dan fazlasını imha ettiğine dair bir açıklama gelmişti İsrail'den. Ama bazı yerlerde maddi hasara yol açtığını söyledi. Burada İran işte televizyonlarında ama biz işte atılan roketlerin, füzelerin %60'ının birçok yere düştüğünü ve bu roketlerin birçok yerde hasara yol açtığını duyuruyoruz dedi. İran televizyonlarında da böyle açıklamalar vardı. Şimdi tabii Doğukan'la beraber yayınlarımızı sürdüreceğiz. İran sokaklarından anlatmaya ve aktarmaya devam edeceğiz. Ama şunu söyleyelim, sokakları gösterdiğimizde normal akışında ve hayatın son derece sakin ve normal gittiğinin altını çizelim. Ama eğer ki bir İsrail'den bu yana bir saldırı girişimi olursa İran'da biz hazırız açıklamasını yapıyor. Bölgeye takip edeceğiz ama tansiyon çok da düşmüş değil. Kaan.